Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün minik desenli çıtır bir örnek göstermek istiyorum. Hem bebek örgüleri, hem bayan örgüleri, hem erkek örgüleri her tarafa uygun olabilecek bir örnek. 3 numaralı şişiyle model anlatımını yapmayı düşünüyorum. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katları olması gerekiyor. Ben 16 ilmeğimi şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım, ön yüzdeyim. Bir sıra ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sırayı ön yüzden düz olarak tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. İkinci sırayı bir sıra ters olarak sıra boyunca örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Önce kenar ilmeğini aldım. Sonraki iki ilmeğimi birlikte kesme işlemi yapar gibi düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Aynı iki ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Bu şekilde 3 tane ilmeğimi elde ettikten sonra ilk ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmek elde ettim. İçine girdiğim 2 ilmeğimi bırakıyorum. Bu 4 ilmeğin ilk baştaki 2 tanesini diğer ikisinin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Arada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve sonraki 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. 1 ilmek doluyorum. Aynı iki ilmeği bir kez daha örüyorum. Bu şekilde 3 ilmek elde ettim. İlk ilmeğimi bir kez daha düz örerek 4 ilmek elde ediyorum. Bu 4 ilmeğin ilk başındaki 2 ilmeğini diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Minik desenli çıtır bir örnek olduğu için her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Aralarda ikişer tane ilmek düz örerek boşluk veriyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece 4 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi ön yüzde bir sıra düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece 6 sırayı tamamlamış oldum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir önceki modelde ilk 2 ilmeğe model uygulamıştım.
Bu defa 2 ilmeğimi düz örüyorum. Toplamda 3 ilmek düz ördüm. 2 modelimin arasındaki devam ettiğim ilmeklerime bu defa modelimi uyguluyorum. Aynı şekilde 3 ilmek olacak şekilde içerisinden ilmek alıyorum ve ilk ilmeğimi bir daha örüyorum. Şişimin üzerine 4 ilmeğim var. İlk ikisini diğer ikisinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Ve 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ilmeklerimi birlikte örüyorum. Sonra doluyorum. Ve tekrar ilmeklerimi birlikte örerek 3 ilmeği tamamladım. İlk ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. 4 tane oluşan ilmeğimin ilk ikisini diğer ikisinin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Çok kolay bir örnek. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Böylece örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere burada tekrar geri dönmüş oluyorum. 3 numaralı şiş ile örülmüş halini görüyorsunuz. Bu küçük parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Üzerinde minik minik örgümün tomurcukları var. Burası da örgümün arka yüzü. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.